Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Renault Master. Aracımıza 13 Android Multimedia'mızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarında dolaşan komple bir çerçevemiz var. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları bozulmuyor. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu, direksiyon simidin alt tarafında bulunan direksiyon kontrol tuşlarının tamamını cihaz üzerinde çalıştırdık. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Sorunsuz bir şekilde bu tuşlar çalışıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2013 model Renault Master. 13 cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandasının tanımlamasıyla montajı tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtma, yani screen mirrorlik kısmında da yine aynı uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Radyo kısmı. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon, offline çalışan, GPS üzerine çalışan navigasyon, GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon, cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ve Play Store hesabı oluşturulduktan sonra artık cihaza kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası, Google Maps gibi uygulamaların tamamını Android Auto ve Apple CarPlay'de kullanmış oluyor kullanıcı. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp videolara erişim sağlayabiliyoruz. Yine aynı USB üzerinden müzikleri de araç içerisinde dinlemeye imkan tanımış oluyor. Cihazımız Android işletim sistemli. Cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ve Play Store hesabı oluşturduktan sonra YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS7 platformu, 2 GB RAM, 32 GB dahil hafızası var ürünümüzün. 4 çekirdekli Cortex'in A7 işlemcisini kullanıyor. Bu cihazımızın da değişik türevleri de var. TS18 platformu, TS10 platformu gibi farklı seçenekleri de kullanıcılara sunmuş oluyoruz. Aracımız 2013 model Renault Master. 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.